Şimdi burada sadece dalga boyu diyor. Ama havada veya ilk ortamda belli bir dalga boyu olacak. Buna lambda A diyelim. Bu hava olabilir veya ışığın ilerleyebileceği herhangi bir başka ortam olabilir. Aynı şekilde yağda belli bir dalga boyu olacak ve yağdaki bu dalga boyu diğerinden farklı olacak. Buna da lambda B diyelim. Eğer hız farklıysa burası ilk ortamdaki dalga boyundan farklı bir dalga boyuna sahip olacak. Hatta sudaki dalga boyundan da farklı bir dalga boyu olabilir. Ama dalganın burada ilerlediğini şimdilik düşünmeye gerek yok. O yüzden kafamızı karıştırmayalım. Evet, ışığın bir kısmı buraya geçecek ama tam olarak gözümüze geri gelmeyecek. Bu yüzden bu kısımla ilgilenmeyeceğiz. Bu durumda hangisini kullanmamız gerekiyor? H ortamındaki havadaki dalga boyunu mu kullanmalıyız veya yağdaki dalga boyunu mu seçmeliyiz? Yağdaki dalga boyunu kullanmamız gerekiyor. Her zaman buradaki dalga boyunu kullanmalıyız. Bunların her ikisi de her zaman ince zar'daki dalga boyunu ifade ediyor. Yani ışığın ince zar'daki dalga boyunu seçmemiz gerekiyor. Çünkü ışık aldığı ekstra mesafeyi bu kısımda gidiyor. Dolayısıyla işimize bu kısım yarayacak. Eğer ilk ışık ışını yansıdığında bu noktadaysa, diğerinin dışarı çıktığı zaman hangi noktada olduğunu bilmek istiyoruz. Çünkü eğer diğeri de bu noktayla dışarı çıkıyorsa, diyelim ki bu dalga döngüsü üzerinde tam olarak bu noktadan çıkıyorsa, o zaman yapıcı girişim oluşturacaklar. Ama eğer bu noktadan çıkıyorsa, aralarında 180 derece faz farkı olacak ve yıkıcı girişim oluşacak. Ince zarda ilerleyen dalganın döngü üzerinde ne kadar ilerlediğini bilmek istiyoruz. Dolayısıyla buradaki dalga boyuna ihtiyacımız var. Asıl buradaki dalga boyu bizim için önemli. İnce zardaki dalga boyu. Çünkü çoğu zaman ince zardaki dalga boyu soruda verilmez. Onun yerine havadaki ya da buradaki ortam neyse onun içindeki dalga boyu verilir. Öyleyse bu dalga boyunu biliyorsak ya veya ince zardaki dalga boyuna nasıl ulaşabiliriz? Bu dalga boyunu nasıl bulabiliriz? Bunu bulmak aslında o kadar zor değil. Buna en doğrudan ve basit yaklaşım olarak frekansın değişmediğini söyleyebiliriz. A ortamındaki frekans B ortamına giren ışığın frekansına eşit olmalı. Frekans kaynak tarafından belirlenir. Eğer ışık ışınını gönderen şey güneş veya bir lazerse ışının frekansını belirleyen şey bu kaynak olur yansıdığı veya emildiği zaman bile frekans aynı kalır, değişmez. Bu işimize yarayan bir bilgi ve özellikle bu durumda işimize yarayacak. Nasıl mı? Frekansın eşitliğini nasıl kullanabiliriz? Dalganın hızının dalga boyu çarpı frekans olduğunu biliyoruz. Eğer burada frekansı yalnız bırakmak istersek her iki tarafı da dalga boyuna bölmemiz gerekir ve frekansı dalganın hızı bölü dalga boyu olarak buluruz. Bunun sol tarafta yerine yazalım. VA yani A ortamının frekansı eşittir, ışığın A'daki hızı şu formülden dolayı bölü ışığın A'daki dalga boyu. Burada A ortamını hava olarak düşünebilirsiniz. Hava olmak zorunda değil ama öyle kabul edelim. Işığın B'deki frekansı da eşittir, ışığın B'deki hızı bölü B'deki dalga boyu. Şimdi B bölgesindeki dalga boyunu bulabiliriz. O zaman ince zardaki dalga boyu eşittir. İçler dışlar çarpımı yapıp her iki tarafı VA'ya bölersek ışığın B'deki hızı bölü ışığın A'daki hızı çarpı ışığın A'daki dalga boyu olur. B'deki dalga boyunu bulmak için yollardan biri bu. Size bu şekilde hızlar verildiyse. Hatırlayın, ışığın havadaki hızını size vermiştim. Bu hızı aslında internetten araştırdığınızda kolayca bulabilirsiniz ve ışığın yağdaki hızını da söylemiştim. Eğer elinizde bu hızlar varsa birbirine oranlayın. Işığın yağdaki hızı bölü ışığın havadaki hızı çarpı ışığın havadaki dalga boyu yani ilk ortamdaki dalga boyu. Böylece ikinci ortamdaki yani yağdaki dalga boyunu bulabilirsiniz. Bu dalga boyu da yukarıdaki formüllere yerleştireceğiniz dalga boyu olur. Ama bazen hızlar verilmeyebilir. Onun yerine kırılma indisi verilirse ne yapmamız gerekir? Eğer ışığın hızı yerine A ve B bölgesindeki kırılma indisleri verilirse şöyle yapabilirsiniz. Hatırlarsanız kırılma indisi ışığın vakumdaki hızı bölü ışığın o ortamdaki hızıydı. Öyleyse NA yani A bölgesindeki kırılma indisi eşittir 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü ışığın A'daki hızı olur. Aynı şekilde NB de 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü ışığın B'deki hızıdır. O zaman burası nasıl değişir? İstersek VA'yı yalnız bırakabiliriz değil mi? VA eşittir. Yerimiz bitmek üzere kusura bakmayın. Eşittir C bölü NA olur. VB ise eşittir. ışığın vakumdaki hızı bölü B'deki kırılma indisi olur. Şimdi bunları formülde yerlerine koyalım. VB yerine şunu koyacağız. VA yerine de bunu koyacağız. Şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Yeni durumda B'deki dalga boyu eşittir c bölü nb bölü c bölü na çarpı lambda a. Bu ifadeyi sadeleştirelim. C'ler birbirini götürür. 1 bir bölü nb bölü 1 bölü na'yı aynı zamanda na bölü nb olarak yazabiliriz. Çarpı havadaki lambda. İşte bu da başka bir yol. Başka bir durum daha elde ettik. Bu da aynı zamanda yağdaki ya da ince zardaki dalga boyuna eşit olur. Eğer soruda hızlar verilmişse hızların oranını alırsınız. Yağdaki hızı dışarıdaki hıza bölersiniz. Bunu da havadaki dalga boyuyla çarparsınız. Ama eğer kırılma indisleri verilmişse o zaman dışarıdaki kırılma indisini içerideki kırılma indisine bölüp lambda a ile çarpmamız gerekir. Bunu nasıl aklınıza tutacağınız konusunda endişelenmeyin. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Havadan yağ geçtiğimiz zaman ışığın yavaşlayacağını biliyoruz. Işık yavaşladığı zaman bile frekansı değişmeyecek. Dolayısıyla ışık yavaşlarsa dalga boyu azalacak. O zaman formülümüzdeki orana bakarız. Eğer bize sadece n'ler verildiyse, n'lerin oranının küçük bir sayı vermesini sağlarız. Birden küçük bir sayı oluşturacak şekilde oranlarını alırız ve çarpma işlemini yaparak ince zardaki lambdaya ulaşırız. Eğer bize hızlar verildiyse aynı şekilde hızların oranının küçük bir sayı vermesini sağlarız ki ince zarda daha küçük bir dalga boyu bulalım. Ama burada dikkat edin ve yavaş yavaş düşünün. Size bunun hava yerine başka bir ortam olduğu bir soru sorabilirler. Işık yağda da bu ortamda olduğundan daha hızlı gidiyor olabilir. Öyle bir durumda bu oranı birden büyük bir şekilde oluşturmanız gerekir. En kötü durumda iki frekansında aynı olduğunu hatırlayıp bunu kullanabilirsiniz. İşte ince zarda dikkat etmeniz gereken 3 şey bunlar. Koşul içeren durumlarımız da bu şekilde. Fazla pi kadar bir kayma olup olmadığını kontrol edin. Ve her zaman ince zardaki dalga boyunu kullandığınızdan emin olun. Sizlerle son bir şey daha yapalım. Bu formül kalabalığı gözümüzü yordu değil mi? Çok karmaşık gözüküyor. Eğer istersek bu formülleri bir büyük formül haline getirebiliriz. Hadi o zaman yapalım. Bu karmaşaya artık daha fazla bakamıyorum. Hadi başlayalım. Yapıcı girişim için demiştik ki 2T eşittir tam sayı M. Yani 0, 1, 2, 3 çarpı yağdaki ya da ince zardaki dalga boyu. Ama her seferinde bunu hesaplamak istemiyorum. Zaten az önce ne olduğunu bulduk. Onun yerine buraya yazabiliriz. Dışarıdaki bölgedeki hızın A, ince zar bölgesindeki hızın B olduğunu söylemiştik. O zaman B'deki V bölü A'daki V çarpı A bölgesindeki dalga boyu ki genelde bu bölge hava olarak verilir bize yapıcı girişimi verir. Ama kırılma indisi verilmişse o zaman A'daki kırılma indisi bölü B'deki kırılma indisi çarpı A bölgesindeki dalga boyu yazarsanız yine yapıcı girişim elde edersiniz. Aynı şekilde bu yaptığımızı yıkıcı girişim için de yapabiliriz. 2 çarpı T eşittir buçukluğu tam sayılar o zaman M artı 1 bölü 2 yazabiliriz. Çarpı aynı şey. Ince zardaki hız bölü a'daki hız yani vb bölü va çarpı lambda a veya aynı şekilde buçuklu tam sayı çarpı dalga boyu. Ama eğer elimizde kırılma indisi varsa o zaman na bölü nb çarpı lambda a yapmamız gerekir. Bu da bize yıkıcı girişimleri verir. Dikkat etmemiz gereken bir diğer konuysa pi faz kayması olup olmadığı. Eğer varsa yapıcı ve yıkıcının yerleri değişir. Bu sefer buçukluğu tam sayıların yapıcıları, tam sayılarsa yıkıcıları verir. Tabi eğer sadece bir dalganın fazı pi kadar kaydıysa. Bir dalganın fazı pi kadar kaydıysa o zaman koşulların yerleri değişir. Bu formül hala korkutucu bir halde değil mi? Bazen bu formülü sadeleştirebilecek durumlar olabiliyor. Eğer A bölgesi havaysa hava için kırılma indisi 1. Böylelikle formülümüzde işimiz kolaylaşıyor. Burası 1 olur, burası da aynı şekilde 1 olur. Dolayısıyla geriye m çarpı 1 bölü nb çarpı lambda a kalır. Veya başka bir deyişle m çarpı lambda a bölü nb bize yapıcı girişimleri verir. Ve m artı 1 bölü 2 lambda a bölü nb yıkıcı girişimleri verir. Ama bunun için m eşittir 0, 1, 2, 3 gibi bir tam sayı olmalı. 0 mı? Gerçekten 0 olabilir mi? Aslında evet bir bakım olabilir. Eğer m eşittir 0'sa bu kalanın 0 olduğu anlamına gelir. Peki bu durum ince zar olmadığını mı söyler? Öyle de denebilir. Ama eğer kalınlık ışığın dalga boyuna göre çok daha küçükse sanki sıfırmış gibi olur. Ve pi faz kaymasına bağlı olarak yapıcı veya yıkıcı girişim elde ederiz. Bunu bazen yapabiliyoruz da. Antrefle kaplamalar çoğu zaman ışığın dalga boyuna kıyasla çok ince olan kaplamalardır. Bu da bütün ışığın yıkıcı bir şekilde yansımasına yol açar. Çünkü böyle bir durumda faz pi kadar kayar ve bu tam sayılar bize yıkıcı noktaları verir. Evet ince zarlarda girişimi burada tamamlamış olduk. Bazen bu konu insanların kafasını karıştırabiliyor ama umarım siz konuyu gayet iyi anlamışsınızdır.